Evet, merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde tek plakalı örgülerde bind off çizimini görmüştük. Şimdi çift plakalı örgülerde görmeye devam edeceğiz. Şimdi dolu iğneli bir desenim var. Bu desene ne yapacağım? Bind off işlemi yapacağım. Yapmadan önce tabii hemen mekik yönünü, yani en son kafa nerede onu tespit etmem lazım. Evet, yine altın olduğuna renkte en son kafamız sağda. Yani bind off'umuzu yine sağdan sola doğru yapacağız. Dolu iğnelerde, yani çift plakalı örgüler dikkat etmeniz gereken konu, bind off yaparken hem önde hem arkada ki iğneler, yani karşılıklı iğnelerde ilmek olduğuna dikkat edeceğiz. Ona göre transfer yapacağız. Bir de transfer ederken, yani transfer edeceğimiz iğnede de sadece önde mi veya sadece arkada mı, yoksa hem önde hem arkada olup olmadığına dikkat edeceğiz. Bununla ilgili şimdi birkaç örnek yapacağım. İnşallah daha da anlaşılır bir hale gelir. Şimdi şurada 21, 22, 23, ondan sonra 24, 25, 26, işte 31 kodları var, 31 de 34'ten 36'ya kadar. Yani bunlar işte bir sola, 2 sola, 3 sola, yine 1 sağa, 2 sağa, 3 sağa, arka örgü, eğer arkadan öne veya önden arkaya transfer yaptım kodlarım. Ben şimdi burada bir iğne bir iğne bind off yapacağım, yani 1'de 1 bind off yapacağım. O zaman genelde burada transferlerden bir iğne transfer yapan kodları kullanacağım. Bunlar 21, 24, 31, 34. Şimdi transfer yönüm sola doğru olduğu için bind off'ta ben burada 21 ile 31 kodlarını kullanacağım sola doğru. 21'i buraya koydum. Yani 21 neydi? Önde ördü. Öndeki ilmeği bir sola arkaya aldı. 31 de arkada ördü arkadaşlar. Ördükten sonra arkadaki ilmeği aldı. Bir öne transfer etti. Yani şuradaki mayı bir sola, öndeki ve arkadaki mayı bir sola aktararak ne yaptı arkadaşlar? Burada bir kapama işlemi yaptı. Bind off işlemini yaptı. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Sola doğru bunu tekrar ettireceğim. Yine bir önceki dersimizde bunun kısa yöntemini anlatmıştım. Burada bind off yapacağım. Deseni seçiyorum. Daha sonra kopyala, temel, çalıştır. Temel alanı seçip sola doğru desen bitimine kadar seçim yapıyorum. Burada alanım oluşuyor. Genişliğim 120 iğne, yüksekliğim 2 may. Ne yapıyordum arkadaşlar? 120 ile 2'yi çarpıyordum. 240 maylık bir yüksekliğim olacak. Sola doğru ne yapacağım? Bind off'umun verevini yapacağım. Tamam diyorum. Yönüm eksi x yönünde olacağı için burası eksi 1 olacaktı. İşte çalıştır dediğimde gördüğünüz gibi 120. iğneye kadar ne yaptı? Bind off işlemini yaptı. Yalnız şuna dikkat edelim. Son iğnede, yani şu 120. iğnedeki ilmekleri tekrar sola, yani örme dışında transfer etmesi istediğimiz bir şey değil. Çünkü burada bir bitiş olacak. Yani kumaş düşecek orada. Düşeceği için bu son iğnemi transfer etmiyorum sola doğru. Ne yapıyorum arkadaşlar? Burada mesela hem önde hem arkada ilmek olduğu için, mesela burada 30 kodum var. Arkadaki ilmeği öne alacağım. Öne aldıktan sonra da devam edeceğim önde örmeye. Biraz da fazla öreceğim bunu. İşte atıyorum 2, 4, şöyle 6 sıralık bir önde örgü yapacağım ki oradan bir herhangi bir kaçık falan olmasın. Orası zaten kilitleniyor. Evet, bunu da anlatmış olalım bu vesileyle. Evet, şimdi yine yönlerimizi çağıracağız. Tamam, ben şu şekilde yönlerimizi çağırayım. Evet, en son baktım arkadaşlar. Bu arada en son desen bitişimiz 7 nolu renkle. Yani kafa solda bitecek. Burada yani bitirmede sıkıntı var. Altın oldu rengi, ne yapacağım? Buradan sileceğim. Yine paket olarak seçip buradan bir may siliyorum. Evet. Bunun üzerine de bir düşürme yapacağım.
Düşürmeye hocam. Yine düşürmeyi de tabii fonksiyon çubuklarına dahil ediyorum. Hani iki iş yapmış oldum ama şimdi en azından düşürmeyi neden koyduğumuzu görürüz yani desen bitiminde. Evet. Şu şekilde son sırayı da düşürmeyi koydum. Bu şekilde bitiş yapıyorum. Evet. Daha sonra bakalım yine bir çift plakalı ördüm. Yani 1x1 lastik ördüm. Bunu nasıl bir kapama yapabiliriz onu görelim. Yine buradan yönlerimi çağırıyorum. Evet, en son kafa sağda. Hatta bunda değişiklik yapalım. Yani paketleyeyim. Hep sağdan sola yapıyoruz. Bu sefer soldan sağa yapalım. Evet, buradan bir sıra siliyorum. Evet, şu an en son kafamız solda. Soldan sağa doğru yapacağım. Şimdi bakalım. Burada ilmeğimiz sadece önde var. Daha sonra sadece arkada var. Sonra önde var, sonra arkada var. Yani bir önde bir arkada çapraz şekilde 1x1 örgü ne yapmış arkadaşlar? Örülmüş. Yine buradan ben öndeki örgümü hani sağ tarafa transfer edeceğim de sağ tarafa transfer ederken sağ taraftaki iğnelerin hangisinde ilmek var buna dikkat edeceğim. Mesela bir nolu rengimi sağa transfer ederken sağdaki iğnenin arka plakasında yani arka plakadaki iğnede ilmek olduğu için ben bu öndeki ilmeğimi sağa transfer ederken sağ arkaya transfer etmem lazım. Sağ arkaya hangisi arkadaşlar? 24 nolu rengim. Yani önde ör bunu sağa aktarırken sağın arkasındaki iğneye aktar. Tekrar 16 kodunu kullanıyorum burada. Kafayı sola almak için. Geldim buraya ikinci kısmı. Bu sefer ilmeğim nerede? Arkada. Önde ilmek var mı? Yok. Ne yapacağım? Bunu bir sağa transfer edeceğim. Sağa transfer ederken de sağdaki iğnelerin yani sağdaki plakadaki iğnelerde sadece önde var. Arkada ilmek yok. O yüzden bunu ne yapacağım? Sağ öne transfer edeceğim. Bunun için de 34 nolu rengimi kullanıyorum. Bu ne yapıyor? Arkada bir ilmek örüyor. Daha sonra bunu sağ öne transfer ediyor. Tekrar bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Şu şekilde sola alıyorum. Şimdi bu ana raporumu oluşturması benim şu an şu gördüğünüz kısım ne yapacak? Tekrar edecek. Devam edecek yani. Bunu aldım. Seçtim bu kısmı. Daha sonra kopyaladan yine temeli kullanacağım burada. Burada temel alanı seçiyorum. Sağa doğru biraz küçülteyim. Evet. Şuraya. Evet. Bu sefer burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Yüksekliğim 4, enim 120. Ben şimdi şu yüksekliği hani önceden ne yapıyordum? Burası 2 ise 120 çarpı 2 diyordum. 240 yapıyordum yüksekliğini. Ama burada dikkat etmeniz gereken husus şu arkadaşlar. Şimdi genişliğim 120 ama birimim 2. Önceden enim yani endeki iğne ilerlemem 1'di. 120'yi direkt alıyordum. Yükseklikle çarpıp şeyimi oluşturuyordum. Verey vereceğim alanı oluşturuyordum. Ama burada bu 2 ilerlediği için otomatikmen genişlik yarıya düşüyor. Yani 60'a düşüyor. Bu sefer 60'la niye çarpacağım arkadaşlar? 4'ü çarpacağım. 240. Yarıya inmesinin sebebi bu ana desenim, ana transfer desenin eninin 2 olması. Bu 2 katına çıkarsa genişlik yarıya iner. Evet, şöyle bakıyorum. Gördüğünüz gibi alanım oluştu. Çalıştırdım, tamam deyip bu sefer x açıklığım artı 2 olacak. Neden 2 oldu bu arada? Genişliğim 2 olduğu için burası da otomatikmen x'in eni 2 oldu. Bir önceki şeylerde n 1 olduğu için 1 olarak alıyordum. Şimdi 2 olduğu için 2 alıyoruz. Ve artı yönde oluyor. Sağa doğru olduğu için, artı x yönde olduğu için de burayı olduğu gibi alıyoruz. Çalıştır dediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi son iğneye kadar
bind off'unu yaptı. Yine dediğim gibi şuraya biraz zoom yapıyorum. En son ne yapmış burada arkadaşlar? 24 ile arkaya transfer yapmış. Yani burada arkada ilmek var. Arkada ilmeğin de arkadaşlar üzerine arkada örerek buna şöyle iki tane daha ekleyeyim. Ne yapıyorum? Orada herhangi bir kaçak olmasın diye orayı kilitliyorum. Tekrar buradan desenimi seçip fonksiyon çubuklarına çağırıyorum. En son bakın solda bitirdim. Bunun üzerine bir de düşürme vererek desenimi bitiriyorum. Sonra mekik durak noktalarını çağırıp işte örme alanını çizip ilgili mekiklerini ayarlarını atayıp ne yapabilirsiniz? Bunu üretimi alabilirsiniz. Evet, son olarak bir de şu 2x1 lastik örgüde nasıl bir bind off yapacağız onu görelim. Çünkü burada hem çift plaka var hem tek var gördüğünüz gibi yani aynı illerde. Yine buradan deseni seçip yönümü bulmam lazım. Evet. Yön en son kafa sağda. O yüzden bind off'um sağdan sola doğru yapacağım. Şu şekilde. Şimdi şurayı inceleyelim. Burada sadece önde may var. Sola transfer ederken bunu ne yapacağım? Solda arkada olduğu için öndekini solu arkaya alacağım. Yani buraya 21 vereceğim. 21 ne olur. Sonra 16 ile ne yaptım? Bunu sağa aldım. Daha sonra buraya geldim arkadaşlar. Burada arkada artık şeyim, ilmeğim. Şimdi bunu sola alacağım. Bakın burada solda hem önde var hem arkada var. Artık burada ister öne alırsınız ister arkaya alırsınız. O size kalmış. Ben şey bozulmasın diye direkt ne yapacağım bunu? Ön tarafa alacağım. Çapraz almak için. Yani 31 kolonu kullanacağım. Arkada ör. Bu sol taraftaki öndeki ilmeği ne yap? Al arkada. Tekrar 16 ne olur? Renkle bunu kafayı sağa aldım. Geldim buraya. Burada hem önde var hem arkada var. O yüzden ne kullanıyorum? Hem 31 kodunu kullanacağım. Dönüşte de 21 kodunu kullanacağım mı? Şimdi 21'i kullanırsam şuna dikkat etmem gerekiyor. Şimdi bunu sola aldığım zaman sadece önde var. Arkada ilmek yok. O yüzden arkaya transfer yapmayacağım. Yani 31'i yok. Ha, arkadakini öne alacağım. 31'i kullanacağım. Öndeki ilmeği de arkadaşlar altın oğlu renkle sola alacağım. Yani burada şunu fark edelim. Bu hem önde hem arkadaki mayı sola aktarırken solda sadece önde may olduğu için öndeki ilmeği de öne aktaracağım. Arkadaki ilmeği de öne aktaracağım. 31 ile arkadaki ilmeği öne aktardım. 6 ile de arkadaşlar öndeki ilmeği sola öne aktardım. Bu şekilde. İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdi ana raporum bu oldu. Bu ne yapacak? Sola doğru tekrar edecek burası. Sola doğru tekrar edecek. Burayı seçiyorum. Yine buradan temeli alıyorum. Çalıştır dedim. Bu sefer bakın enim 3 boyum da 6. Geldim. Enim 3 boyum 6. Bu sefer arkadaşlar bu 3-3 ilerleyeceği için 123'e böleceğim. Ne olacak? 40 birimde ilerlemiş olacak. 40'ı da 6 çarptığımda 240 yapacak. Yani bu desenimin boyu 240. Güzel. Hemen zoom yapıyorum. Burada tamam diyorum. Bu sefer arkadaşlar şimdi 3-3 ilerleyecek ama bu eksi yönde olacak. Yani eksi x yönde olacak. Buraya ne yapıyorum? Eksi 3 yapıyorum. Evet, çalıştır dediğimde gördüğünüz gibi en son iğneye kadar gitti. Şu şekilde. Burada en son iğnem neymiş bakıyorum. Dolu iğne.
dolu iğne olduğu için son sıramda ne yapıyorum? 30'da arkadakini öne transfer ediyorum. Öne transfer ettikten sonra üzerine ön örgü yaparak desenimi bitiriyorum. Yine fonksiyon çubuklarını çağırdım. Bakın en son 6 ile bitti. Hatta bunu direkt 3 yaparsam zaten bura düşürme niyetiyle görürsek en son 7 ile bitmiş oluyor. Evet. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Dediğim gibi birçok örgüye bu mantıkla, yani buradaki örgü çeşitiniz ne olursa, torba olabilir, torba örgü olabilir, çelik örgüler olabilir. Yani aklına gelen birçok örgüye bu transfer mantığıyla ne yapabilirsiniz? Bind torba işlemi yapabilirsiniz.